Merhaba arkadaşlar, bugün karın kaslarından bahsedeceğiz. Tarif kolaylığı açısından karnı 9 bölgeye ayırırız. İlk olarak burada gördüğümüz çizgi planum transpiloricum'dur. Planum transpiloricum arkada birinci lümbal vertebranın korpusunun alt kenarından önde 9. kıkırdak kostanın en alt noktasından geçen transvers çizgidir. İkinci olarak göreceğimiz çizgi ise planum transtüberküleredir. Planum transtüberkülare önde krista iliaka'daki tüberkülüm iliakum'dan arkada lümbal 5 vertebra hizasından geçer. Burada gördüğümüz iki tane çizgiye ise linea media clavicularia denir. Linea media clavicularia de sağlı sollu olarak klavikulanın ortasından geçen çizgilerdir. Şimdi ayırdığımız bölgelerin isimlerine bakalım. Burada gördüğümüz ilk bölge regio hipokondrika dextra'dır. Yanındaki bölge ise regio epigastrica'dır. Bir yanındakine ise regio hipokondrika sinistra ismi verilir. Burada gördüğümüz bölge regio lumbalis dextra, regio umbilicalis. Yanındakine regio lumbalis sinistra. Buradaki bölgeye regio inguinalis dextra, regio hipogastrica ve regio inguinalis sinistra isimleri verilir. Bir diğer yöntem ise karnı 4 bölgeye ayırmaktır. İlk olarak gördüğümüz buradaki bölgeye sağ üst kadran, yanındakine sol üst kadran, aşağıya sağ alt kadran ve diğerine sol alt kadran ismi verilmektedir. Karın kaslarını iki grupta inceleriz. Öncelikle karın ön ve yan duvarını oluşturan kaslar ve karın arka duvarını oluşturan kaslar olmak üzere. İlk olarak musculus obliquus externus abdominis'e bakalım. Musculus obliquus externus abdominis, karnın ön ve yan duvarlarına yerleşen en yüzeyel ve en geniş kastır. Kasın lifleri 5. ve 12. kostaların dış yüzünden başlar. Son iki kostadan başlayan kas lifleri krista iliaka'da sonlanırken kasın diğer lifleri aponeuroz oluşturur ve linea alba'da sonlanır. Kasımızın seyri yukarıdan aşağı doğrudur. Bu kasın fonksiyonu karın içi basıncı kontrol etmektir. Kas iki taraflı kasıldığı zaman gövdeyi öne eğer, tek taraflı kasıldığı zaman ise lateral fleksiyon yaptırır. Bu kasın siniri ise 8-12 interkostal sinirler, nervus iliohipogastrikum, nervus ilioinguinalis'tir. Linea alba processus xiphoideus ile symphysis pubica arasında uzanan 3 adet yassı kasın aponeurozların orta hatta birleşmesiyle oluşan yapıya verilen isimdir. Musculus obliquus externus abdominis, aşağıda tuberculum pubicum ve crista pubica'ya lateralde spina iliaca anterior superiora tutunur. Bu iki nokta arasında aponeurozun alt kısmı içeri doğru kendi üzerinde katlanarak burada gördüğümüz ligamentum inguinale'yi oluşturur. İkinci olarak musculus obliquus internus abdominis'e bakalım. Musculus obliquus internus abdominis, musculus obliquus externus abdominis'in derininde yer alır. Bu kasın kaldırılmış halini görüyoruz. Bu kas arkada fascia thoracolumbalis'ten, altta krista iliaka ve ligamentum inguinale'den başlar. Krista iliaka ve ligamentum inguinale'den başlayan lifler linea alba'da sonlanırken, kasın üst lifleri musculus rectus abdominis'in lateral kenarında yer alan linea semilunaris'te sonlanır. Linea semilunaris, musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis ve musculus transversus abdominis'in aponeurozlarının kaynaşmasıyla oluşur. Musculus obliquus internus abdominis'in fonksiyonu karın içi basıncı kontrol etmek, karın içi organlarını korumak ve iki taraflı kasıldığı zaman gövdeyi fleksiyon yaptırmak, tek taraflı kasıldığı zaman ise karşı tarafın omzunu öne doğru döndürmektir. Bu kasın siniri 8-12 interkostal sinirler, nervus ilioinguinalis, nervus iliohipogastricus'tur. Üçüncü olarak musculus rectus abdominis kasımıza bakalım. Bu kas maketimizin sol tarafında görülmektedir. Sağda vagina musculi recti abdominis anterioru gördüğümüz için kas derinde kalmıştır. Musculus rectus abdominis kası ince uzun şerit şeklinde uzanan bir kastır. Bu kas symphysis pubica, tuberculum pubicum ve crista pubicum'da başlar. Yukarıda 5. ve 7. kıkırdak kostalarda processus xiphoideus'un ön yüzünde sonlanır. Bu kasta transvers yönde uzanan genellikle 3 tane fibroz bant bulunur. Bu fibroz bantlara intersexio tendineo ismi verilir. Musculus rectus abdominis'in lateral kenarında linea semilunaris bulunur. Bu kasın fonksiyonu gövdeyi öne eğmek, karın içi basıncı ayarlanmasını sağlamaktır.
Kasın siniri 7. ve 12. interkostal sinirlerdir. Musculus piramidalis'e bakalım. Musculus piramidalis yine albayı gerer ve aşağıda bu şekilde yerleşmiştir. Siniri nervus subcostalis'tir. Şimdi musculus transversus abdominis'e bakalım. Bunun için maketin iç yüzüne bakacağız. Son olarak en derinde yer alan musculus transversus abdominis kasına bakalım. Musculus transversus abdominis kası yukarıda son altı kostanın iç yüzünden, arkada fascia thoracolumbalis'ten, aşağıda ise crista iliaca ve ligamentum inguinale'nin dış kısmından başlar ve linea alba'da sonlanır. Burada gördüğümüz yapı linea arcuata'dır. Musculus transversus abdominis'in fonksiyonu karın organlarını koruma, karın içi basıncı kontrol etmek ve zorlu ekspirasyona yardım etmektir. Bu kasın siniri ise 8-12 interkostal sinirler, nervus iliohipogastricus, nervus ilioinguinalis'tir. Vagina musculi recti abdominis kılıfından da bahsetmek istiyorum. Bu kılıf musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis ve musculus transversus abdominis'in aponeurozlarının oluşturduğu kılıfa denir. İki yaprak halindedir. Burada gördüğümüz lamina posterior, burada gördüğümüz ise lamina anterior'dur. Lamina posterior'un belirgin alt kısmına ise burada gördüğümüz linea arcuata ismi verilmektedir. Bu yapının altında rectus kılıfı yoktur. Bu yapının altında makette gördüğümüz musculus rectus abdominis kasını görmekteyiz. Şimdi de başka bir maketten karın kaslarına bakalım. İlk olarak musculus obliquus externus abdominis'i görüyoruz. Karnın en yüzeyinde yerleşim gösteren kastır. Burada vagina musculi rectus abdominis'in lamina anterior'unu görüyoruz. Kaldırılmış hali maketin diğer tarafında. Burada yerleşim gösteren kas ise musculus obliquus internus abdominis'tir. Burada linea semilunaris'i görüyoruz. Hemen yanında musculus rectus abdominis'i görüyoruz. İnce uzun şerit şeklinde bir kastır. Aralarında fibroz bant bulunur. Bu bantlara intersexio tendinea denir. Ortada linea alba'yı görüyoruz. Maketimizi çevirdiğimiz zaman burada transvers eğili musculus transversus abdominis kasını görüyoruz. Burada gördüğümüz yapı linea arcuata. Buradaki kas ise musculus rectus abdominis kasıdır. Şimdi karın arka duvarı kaslarına bakalım. İlk olarak musculus quadratus lumborum'a bakalım. Musculus quadratus lumborum burada görülmektedir. Son kostayı aşağı gerer ve tespit eder. Dolayısıyla inspirasyona katkı sağlar. Siniri 12. interkostal sinir ve ilk 3 ya da 4 lumbar sinirin ön dalıdır. İkinci olarak musculus pusillus major'a bakalım. Maketimizde musculus pusillus major ve minor birlikte çizilmiştir. Musculus pusillus major torakal 12, lumbar 1, 5 vertebraların korpusluları ve aralarındaki diskuslardan ve bu vertebraların transvers çıkıntılarından başlar. Ligamentum inguinale'den burada bulunan lacuna musculorum'dan geçer ve femurum trochanter minor'unda sonlanır. Bu kasın fonksiyonu uyluğa fleksiyon yaptırmaktır. Uyluk sabit iken gövdeye fleksiyon yaptırır. Siniri plexus lumbalis'tir. Musculus pusillus minor'a bakalım. Musculus pusillus minor da torakal 12, lumbar 1 vertebralar ve aralarındaki diskuslardan çıkar. Bu kasımız eminencia iliopubica'da sonlanmaktadır. Bu kas zayıf olarak gövdeye öne eğer. Siniri 1. lumbar spinal sinirin ön dalıdır. Son olarak musculus iliacus'a bakalım. Musculus iliacus da bu şekilde seyretmektedir. Fossa iliaca'yı doldurur. Ve bu kas da yine crista iliaca'dan başlar ve musculus pusillus major gibi femurun trochanter minor'unda sonlanır. Uyluğa fleksiyon ve dış rotasyon yaptırır. Bu kasımızın siniri nervus femoralis'tir. Şimdi de bir başka maketten karın arka duvarı kaslarına bakalım. İlk olarak burada gördüğümüz kas musculus pusillus major'dür. Musculus pusillus minor bu makette görülmemektedir. Yanında musculus iliacus'u görüyoruz. Yukarıda musculus quadratus lumborum'u görmekteyiz. Şurada gördüğümüz transvers seyirli kas ise musculus transversus abdominis'tir. Son olarak da burada musculus piramidalis'i görüyoruz.